Hemen baktık, bir broşür görüyoruz. Broşürü tek tek okumaya gerek yok dedik. Bu tür sorularda according to the invitation card, e göre, neye göre? Davetiye kartına göre, davet kartına göre. Bakalım şimdi, bu bir davetiye kartıymış. Bu tarz sorularda yapacağımız olay neydi? Önce şıkka bakıyorduk ve şıkkın üzerinden gitmeye çalışıyorduk. Yoksa hepsini okumak bizim için problem olacaktı. Famous chefs. Neydi famous? Ünlü. Ünlü şefler will not join. Ne yapmayacaklar? Katılmayacaklar. Nereye katılmayacaklar? The organization. Organizasyona katılmayacaklar diyor. Baktık, zaten konu başlığı Top Chef Masters dediğine göre, yani en iyi şefler dediğine göre, A şıkkında muhtemelen Famous Chefs will not join the organization. Hayır arkadaş, katılacaklar, katılmaz olurlar mı? Zaten konu başlığı bu. A şıkkını eledik, B'ye geldik. The workshop, bu olay, yani çalışma, is going to be. Bakın, is going to be, emiz are going to'dan sonra bir fiil gelirse will ile aynı anlama gelir, ecek acak demiştik. Abdullah muhtemelen gülüyordur zaten bu meseleye yine. Çünkü en fazla onunla bu problemi yaşıyorduk hatırlarsanız. Bu çalışma atölyeleri olacak, ne olacak? Michigan State University'de olacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. C'ye geldik. The organizasyon will take place. Neydi take place? Üçüncü ünitede ilk defa karşımıza çıkmıştı. Alp Şef meselesinde karşımıza çıkmıştı. Yer almaktı. In summer diyor. Bakalım hemen bunun tarihine. Hoppa. Gördük mü? Dikkat ederseniz February, yani Şubat ayında olacak diyor. Hayır, değil. B şıkkının doğruluğunu zaten gördük az evvel de. The workshop, yani bu çalışma nerede olacak? Michigan Üniversitesi'nde olacak. İşte Michigan Üniversitesi'nde olduğu da görünüyor. Biz D'yi de eleyelim. Zarar gördüğümüz yerde ne diyorduk? Vardır diyorduk, değil mi? There isn't, yoktur. Ne yoktur? Any information, hiçbir bilgi yoktur about the contact person. Hani burada var mı? Evet, kontak kurabileceğimiz herhangi bir durum. Dolayısıyla B şıkkının the workshop is going to be at Michigan University meselesi direkt olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sorunun doğru yanıtı B şıkkı. Aslında çok da zor bir soru değilmiş. İkinci soruya baktık. İkinci soruyla da birinci soru aslına bakarsanız aynı mantıkta çözülmesi gereken sorulardan bir tanesi. Çünkü biz grafik ya da işte bu şekilde Apple chart dediğimiz durumlarla ilgili bize soru sorulduğunda bunu 2 saat yorumlamanın hiçbir anlamı yoktur. Hemen soruya bakalım. Which option is correct demiş. Hangisi doğrudur? Yine şıklar üzerinden gideceğiz. Realistic books. Bakalım realistic books'un rengi şudur. Renk kör olduğum için gotikle realistiği karıştırabilirim. Eğer yanlışsa siz beni uyarırsınız. Realistic books are the first choice. İlk seçenek, öyle mi? Of teenagers. Bakalım ilk seçenek mi? Evet. Hepsi realistik. Yani %45'i bu olduğuna göre doğruyu yakaladık mı? Yakaladık. Arzu ederseniz diğerlerini de yanlışlayalım. Teenagers prefer. Gençler tercih ederler fantezi kitaplarını. Fantezi kitabının şu olması gerekir diye düşünüyorum. More than, daha fazla. Neyden? Science fiction'dan. Yok, öyle bir şey yok. O %15'ti. C'ye baktık. Gotik. Hemen şu gotike bakalım. Zannedersem gotik de şurası oluyor. Is the genre that teenagers... Mostly var mı? Yok. Hayır. Mostly'miz bizim neydi? Realistik kitaplardı. Biografiler are the last type demiş. With more than 20. Hani baktık, biyografiler de more than 20% ama last type, hayır, en son değil arkadaşlar. Zaten A şıkkında biz bunu yakalamıştık. Hemen geçtik üçüncü soruya. Üçüncü soruda iki kişinin konuştuğunu görüyoruz. Eyvallah. Bu iki arkadaş dolayısıyla bizim için çok da önemli değil. Telefon ünitesinden gelen bir soru. Hemen baktık. Which sentence, hangi cümle can be, olabilir, ne olabilir diye sordum soruyu. Correct, doğru. Hemen baktık. Hi, selam. I be speaking. Ben I be demiştik, değil mi buna? Hemen bir yerden bir şey geldi. Bakalım arkadaşlar soruya hemen. İkinci soruya bakıyoruz. Evet, ikinci soru için A demiştik zaten. Hani A'yı ilk başta yakalayıp geçmiştik. Üçüncü soruya geldim. Hi, I will speak. I am sure. Eminim. Ha, özür dilerim. I am Sue'ymuş. I am Sue.
Are you doing anything? Herhangi bir şey yapıyor musun bu akşam? No, not at all. Hayır, pek de değil. Vay, tipik bir şey konusu görüyoruz aslında. Birinci üniteden tipik bir konu görüyoruz. There is, vardır, ne vardır? A good romance on. Hmm, televizyonda güzel bir romantik film varmış, öyle mi? I'm going to see it and I have two tickets. Gösterimde iki çok güzel bir romantik film var diyor. Would you like to come? Gelmek ister misin? I don't like that kind of movie. Sevmiyorum. Neyi sevmiyorsun? Bu kind of, sort of, unutmuyoruz arkadaşlar. İsterseniz şuraya bir metne not ekle diyelim ve bunu tekrar yazalım. Ne demiştik? Kind of, type of ve sort of bize neyi verirdi? Kind of, type of ve sort of bize tür, çeşidi verirdi. Bu tarz filmleri sevmiyorum. But I can't refuse. Aa, burası çok önemliydi. Birinci üniteyi ve ikinci ünitede de karşımıza çok fazla çıkmıştı. Buna özellikle söyledik. Dedik ki aman arkadaşlar, olumsuz olmasına rağmen çok dikkat edelim. Aman dikkat edelim dedik. Takip. Burada mesele ne? Refuse, reddetmekti. Olumsuzun olumsuzu bizi olumluya götürürdü. I can't refuse. Reddedemem teklifini, davetini. Because I enjoy. Çünkü ben seviyorum. Neyi seviyorsun sen? Spending time with you. Seninle vakit geçirmeyi dedik. Baktık şimdi aya. Sue prefers. Hmm. Going to the cinema alone. Hayır, öyle bir durum olsa niye davet versin? Sue prefer yapar. Yani tercih eder. Neyi tercih eder? Sinemaya gitmeyi, ama nasıl? Alone. Zıttı neydi arkadaşlar? Bunlar çok önemliydi. Alone'un zıttı. Alone'un zıttı. Together'dı. Aman dikkat ediyoruz buna. Hayır. Yalnız gitmeyi tercih etmiyor. A şıkkını eledik. B'ye geldik. I we can't stand romance. Şimdi baktık. İlk başta konuşan Ivy'di ve bu teklifi veren de Ivy'di, öyle değil mi? Katlanamıyor ise, can't stand, katlanamıyor ise neden bilet alsın? Dolayısıyla B şıkkını da burada elemiş olduk. Sue doesn't like. Sue sevmiyor. Neyi sevmiyor? Olmayı sevmiyor. With'i gördük, hemen sorduk. Kendisinden sonra gelen kelimeye ile anlamı katardı. With her friends, arkadaşlarıyla olmayı sevmiyor dedik. Yo, öyle olmasa neden davet versin? Ivy is keen on. Hemen hatırlıyoruz burada. Dikkat edin, bunlar bizim için önemliydi. Keen on'umuz vardı. Sonra be into, yani emizar into vardı. Sonra emizar yine, emizar interested in vardı. Öyle değil mi arkadaşlar? Sonra fond of vardı. Bunların hepsi için ne demiştik biz? Aman arkadaşlar, bunların hepsi bize love'ı verir demiştik. Hemen baktık o zaman bu hatırlatmadan sonra. Ivy sever dedik. Neyi sever? Seeing romantic movies at the cinema. B şıkkında net şekilde görüyoruz. Ivy'nin zaten romantik film sevmesi, bilet almayacağını düşündüğümüzden üçüncü sorunun doğru yanıtında D olduğunu görüyoruz. Geldik dördüncü soruya. Şöyle soruya yukarıdan bir baktım. Evet, yine yemek ünitesiyle ilgili dediğimiz gibi belki de bu beşin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi olacaktır. Şöyle bir baktık. Yöresel ufak tefek yemek meselelerinden bahsetmiş. According to the map, haritaya göre. People. İnsanlar, durduk yerde fiile ing geliyorsa bana an an verir demiştim, unutmayın. İnsanlar, hangi insanlar? Living in the east. East neydi arkadaşlar? West, yurdun bu tarafı, hani wild wild west vardı ya, vahşi vahşi batı. East de yurdun doğu tarafıydı. Enjoy, sever. Neyi sever? Seafood sever. Allah Allah. Şöyle bir baktık. Hayır, east tarafta hiç de öyle durumlar söz konusu değil. Bakalım spicy. Neydi spicy? Hatırlıyoruz tekrar. Spicy baharatlıydı. Baharatlı yemeklerdir. Nedir? Popülerdir. İni görüyorum. Sordum sorumu. Nerede popülerdir? In the Aegean region. Ege bölgesinde. Şimdi Ege bölgesine baktık. Hiçbir baharat vesaire görmüyoruz burada. B şıkkını da elemiş olduk. C'ye baktık. People. Hangi insanlar? In the east of Turkey. Türkiye'nin doğusundaki insanlar have. Sahiptir. Demiyorduk burada. Have a sweet tooth için ne demiştik? Tatlıyı seven, tatlıya düşkün insanlardır demiştik. Baktık. Burada baklavayı da gördüğümüze göre C şıkkı sorunun doğru yanıtı. Bir de D'yi yanlışlayalım. Vegetables, sebzeler are the only food. Tek, sadece, tek yiyeceklerdir that
Hangi yiyeceklerde that people, insanların, hangi insanların living in the Black Sea region? Yo, ne alaka? Zaten orada hamsi göstermiş. Dolayısıyla D şıkkını da yanlışladık. Sorumuzun doğru yanıtının C şıkkı olduğu çok aşikar şekilde. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Hemen geldim bir diğer soruya. Beşinci ve altıncı soruları bu paragraf üzerinden yapacağım. Şöyle bir baktım. Bana bir yemeğin ya da tatlı bakalım hemen burada. Sütlaç demiş. Sütlacın bana tarifini veriyor burada. Hemen inelim aşağıya. Which of the following? Hangisi is not? Değildir. Aman buraya önem. Değildir. Ne değildir? One of the ingredients. Şimdi içindekilere bir bakalım. Ingredients neydi? İçindekilerdi değil mi? Baktık süt var. Zannedersem tereyağıdır. Şeker ve fındık demiş. Hemen buraya bir bakalım arkadaşlar içindekiler kısmına. Pirinç. Bakıyoruz burada. Pirinç yok. Flour demiş un. Bakıyoruz burada un da yok. Ama diğerlerine baktık. Bakın nut var mı? Yani fındık var mı? Var. Süt var mı? Var. Şeker var mı? O da var. Buraya baktığımızda 5. sorunun B şıkkında yağ, butter herhangi bir şekilde parçanın içerisinde yani içindekiler kısmının içerisinde geçmediğini net şekilde gördük. Hemen 6.'ya baktık. Which picture, hangi resim refer eder demiştik. Temsil eder, gönderme yapar. Neye? The underlined word. Hemen underlined word'e geldik. Sprinkle deyince ne geliyordu arkadaşlar aklımıza? Necdet geliyordu. Öyle mi? Necdet ne yapıyordu? Hadi bilin bakalım. Necdet ne yapıyordu? Nusret'e gidiyordu. Nusret'te sprinkle yapıyordu bol bol değil mi? Yani serpiştiriyordu, epeliyordu. Hemen bakalım. 5 şıkkında serpmenin olduğunu görüyoruz. Bu da Nusret'in eli diyelim o zaman. 6. sorunun doğru yanıtı. Ve bakın ne yapmadık? Koskoca parçayı okumadan 2 soruyu da yapmış olduk. Sizin için zamanın sınavda ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat. 7. soruya geldik. 7. soruda gençler birbirleriyle konuşuyorlar. Peki soruya bakalım. Who refuses? Kim ne yapar? Refuse yapar. Reject yapar. Kim reddeder? Neyi? Jason'ın invitation'ı. Ama ne yaparak? Unutmayın. Baydan sonra fiile ing geliyorsa erek, arak anlamı verirdi bana. Excuse verecek aynı zamanda. Hemen şöyle kabaca baktığımızda why don't we ile kabul ediyor zaten geçtik. Sounds good demiş. Bu da kabul ediyor. I don't want, istemiyorum. Neyi istemiyorsun? To miss. Miss'i unutmayın. İki anlamı vardı. Hem özlemek demekti, hem kaçırmak demekti. Bu da ne yapmış? Bu da kabul etmiş. Bakalım. Great, harika. We can have pizza demiş. Buraya geldik. Sure. I want, isterim. Neyi istersin? To buy some biography books for my project demiş. Evet. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Hem daveti reddedecek hem de bu red meselesine bir excuse yani bir bahane verecek. Haydi bakalım. I'm not busy'den kabul etti. I don't want, istemiyorum. Neyi kaçırmayı? This chance. Bu şansı kaçırmayı istemiyorum. İşte geldi. İlk başta baktığımızda dikkat ederseniz kabul ediyor demiştik ama but'la birlikte red meselesi gelecek. I must help. Kabul et. Yardım etmek zorundayım. Kime? My father, babama. Hangi konuda? Clean the garage. Garajı temizleme konusunda. Bu cümleyi söyleyen arkadaşımız kim? Bu cümleyi söyleyen arkadaşımız Bruce mu? Evet, Bruce. Dolayısıyla Bruce hem reddetmiş hem de ne yapmış? Giving excuse yapmış. Yani bahanesini de söylemiş. 8'e baktık. 8'de yine 3. üniteden bir soru görüyoruz. What should Emma have? Emma ne yiyecek arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Artık burayı okumak mecburiyetindeyiz ama Emma and her parents, Emma ve ailesi, anne babası usually genellikle akşam yemeklerini yerler. Nerede yerler? Out, dışarıda yerler. On Fridays, hangi günler? Cuma günleri. They are, onlardır. At the favorite restaurant now. Şu anda favori restoranlarında yani en çok sevdikleri restorandadırlar. Ve Emma wants, Emma istiyor. Ne istiyor? To have, yemek. Only dessert, sadece tatlı yemek istiyor bu akşam dedik. Tatlı meselesine baktığımızda D şıkkı ice cream'in olduğunu görüyoruz. 9. soruya geldik.
Bakalım hemen 9. soruda yine katalog bir görüyoruz. Bakalım hemen soruya. According to, e göre, neye göre, broşüre göre hangisi doğru değildir? Yine aynısını yapacağım. Şıklardan gitmek zorundayım çünkü bunun hepsini tek tek göremem. Hepsini tek tek okuyamam. Bu benim için vakit kaybı olacaktır. The customers, müşteriler, can test, tadabilirler. Neyi tadabilirler? Turkish cuisine, yani Türk mutfağını Nihat'ın restoranında bakıyoruz. İşte Turkish baklava, sütlaç dediğine göre eyvallah kardeşim dedik. B'ye bakalım. Çünkü bize not correct diyordu. Yanlış olanı bulacağız. People must call in advance. In advance daha önce çıkmadı arkadaşlar. Tabii bu tarz sorularda karşımıza çıkabilir bir durum mudur? Netice itibariyle denemeyi yapan arkadaşlar bunu düşünürler ya da düşünmezler bilmiyorum ama in advance'i şöyle söyleyelim. Önceden demek. People kitabımızda da yoktu bu arada, onu da söyleyelim. Yani soruyu bundan dolayı kaçırmış olabilir misiniz? Eğer cevapsa belki de bakacağız. People must call, insanlar aramalı önceden rezervasyon yapmak için. Peki arkadaşlar bakalım. For it, please demiş. Lütfen call us 2 hours before. Bu da doğru. Hadi in advance'i bilmediğinizi düşünelim. İlk defa karşınıza çıkan bir kelime. B şıkkı belki sizin kafanızı da karıştırabilir ama C'ye bir bakalım. If, eğer you don't like, sevmiyorsan neyi? Spicy food, baharatlı yiyecekleri sevmiyorsan. You mustn't go, gitmemelisin Nihat'ın yerine. Öyle mi arkadaşlar? Yo, baklava baharatlı bir yiyecek değil. Sütlaç baharatlı bir yiyecek değil. Bir bakalım kenara. Yani sadece baharattan ibaret şeyler mi var? Bilmek lazım, görmek lazım. Bakalım şimdi D'ye de. The restaurant is open, açıktır, only in the morning. Baktık şimdi. Yo, sabah saat 9'dan gece saat 11.30'a kadar açık. Net şekilde yanlış cevabı bulduğumuza göre A, B ve C şıklarını ne yaptık? Eledik. Sorunun doğru yanıtı D. Geldik 10. soruya. 10. soru yine bir diyalog sorusu. Bu denemenin açıkçası soru şekli biraz değişikmiş. Onu da söyleyeyim ama net şekilde karşınıza LGS'de çıkabilecek tarzda sorularda yok değil açıkçası. Baktık iki kişi konuşuyorlar. Which of the following, hangisi completes the conversation above? Yani şuradaki boşluğu doldurmak isteniyor bizden. Who, kim, is'dir, nedir? Your best friend, en iyi arkadaşındır. Shaina demiş. She is my buddy. O'dur, nedir? My buddy'dir, arkadaşımdır. What makes her special for you? Bunu direkt okuduğum farkındaysanız, çünkü birinci üniteyi işlerken sürekli olarak dedik ki onu senin için özel yapan nedir cümlesini çok fazla şekilde zaten denemelerde göreceksiniz dedik. LGS'de de karşınıza çıkma ihtimali olan bir cümle. O yüzden bunu tüm alalım. Step by step yapmaya gerek yok demiştik. Onu senin için özel yapan nedir? O benim en iyi arkadaşımdır. Because, çünkü I always, ben her zaman support her. Support benim için çok önemli kelimelerden bir tanesiydi. Ve bu kelimeyle birlikte bir şey daha yapıyorduk arkadaşlar. Support diyorduk. Aynı zamanda bir de ne diyorduk? Back up diyorduk. Benim için önemli kelimelerden bir tanesiydi. Ve bir de buna hatta biz help'i de ekleyelim diyorduk. Bunu da bir kez daha vurgulamış, hatırlamış olalım. I always support her. Ben her zaman onu desteklerim. And I know, ve biliyorum ki she always, o her zaman işte geldi, backs me up. Bir tarafta support, bir tarafta backs me up. We also, biz ayrıca have lots of in commons. Dikkat edin, lots of things in commons ya da lots of in commons meselesi neydi? Ortak pek çok noktanın olmasıydı. Ve and demiş. Yani buraya yine olumlu bir şey söyleyecek. Baktık arkadaşlar, siz bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. Hemen aşağıya doğru inip işte 4 tane olumlu, bir tane olumsuz ya da tam tersi 4 olumsuz, bir olumlu varsa cevap bizi olumluya götürecekti. Baktık stubborn, olumsuz bir kelime. Baktık unreliable, yine olumsuz bir sıfat. Baktık hate demiş, we hate, nefret ederiz. Baktık şurada hiç olumsuz kelime görmüyoruz. Hemen şurayı bir okuyalım. We attach importance. Attach importance önem vermekti değil mi? To each other. Birbirimize önem veririz. Baktık 10. sorunun da doğru yanıtının C şıkkı olduğunu gördük.